Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Theodora, John rotası 1. sezon 12. bölümünü, yani sezonun finalini hep birlikte oynayacağız. Başlayalım bakalım. Anılar bizi biz yapar. En sevmediğim bölümlere geliyoruz. Bakalım. Bölüm 12. Sonlara ve başlangıçlara dair. Bu hikayede şiddet ve ölüm sahneleri mevcuttur. Lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam ediniz. Tamam. Gözyaşlarımı tutarak eski defterlerden birini açtım. Sarı sayfaya ucuz mürekkepte bir şeyler yazılmıştı. Dün gece Bayan Walters'ın evine döndüm. Evim dediğim bir yerde yeniden uyanmak çok güzeldi. Hastanenin sıvı ve kimliksiz atmosferinden rahat ve sıcak bir ev ortamına dönmek güzeldi. Bayan Walters, Larvins'in bana söylediği gibi dönmeden önce tüm Himward'ı dolaştı ve şenlikli bir akşam yemeği için yiyecek topladı. Bu kadar düşünceli oluşunu takdir etsem de pek sevinemiyordum. Kafam çoğunlukla John ile meşguldü. Onu çok özlemiştim ve ona çok kırgındım. Kızgındım. Planım hemen işe koyulmaktı. Her halükarda yetiştirmem gereken makaleler vardı. Başka insanların hikayeleri kendi hikayemden uzaklaşmama her zaman yardımcı olurdu. Aşağı inip Bayan Walters ile biraz sohbet edeceğim. Sonra işe başlayacağım. Burada giyiniyorduk. Rahat elbise. Zarif elbise. Harika elbise. Evet. Toplu. Zarif kâkül. Süslü. Bunu hiç sevmedim. Bunu da sevmedim. En iyisi bu. Bunu söyleyelim. Oturma odasına Thomas ile karşılaştım. Günaydın Bayan Avery. Nasıl uyudunuz? Hastanen daha iyi. Teşekkür ederim. Sessiz kal. Siz nasılsınız? Ne zaman gidiyorsunuz? Siz nasılsınız diyelim. Thomas başını salladı. Thomas bu soruyu sorduğuna memnun oldu. Tamam. İyi işte. Yüzünü dikkatle inceledim. Doktor Roberts'ın gidişinden sonra yakın arkadaşında bir şeyler değişti. Muzip kılıcımı kaybolmuştu. John Kelly aynı koyu siyah gözlere sahip olduğunu hiç fark etmemiştim nedense. John'un neden ayrıldığını ve onunla nasıl iletişim kuracağımı sorarsam bana cevap vermeyeceksiniz değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum Bayan Avery. Beklendiği gibi. Thomas'ın oldukça iyi davranıyor. Tamam. Pekala. Tekrar ayağa kalkmanıza sevindim. İyi günler dilerim. Size de. Zaten yemek odasına gidiyordum ama yarı yolda döndüm. Ona gerçekten sormak istediğim bir soru vardı. Bay Haynes, neden Doktor Roberts ile beraber gitmediniz? İngiliz adam homurdandı. Dudağının kenarı hafifçe yukarı kalktı. John, size bir süre göz kulak olmamı istedi. Böyle bir cevap beklemiyordum. Sözlerindeki hüzün ise beni daha da şaşırttı. Adam içini çekti. Ay sesim. Siz onun için çok değerlisiniz Bayan Avery. Seni asla bırakmak istemezdim. Başka seçeneği yoktu. Kaşlarımı çatarak başımı salladım ve sessizce Thomas'a teşekkür ederek yemek odasına gittim. Theodora. Masada meşhur lavaşları vardı. Günaydın Bayan Walters.
Günaydın. Görkemli bir kahvaltı için tüm erzağımı kullanmamak için ne kadar çaba sarf ettiğimi bilemezsin. Normal bir yemek yapmayı ne kadar özlüyorum. Bizim için kalan erzaklarla pek bir şey yapamıyorum. Hep lavaş, lavaş da lavaş. Ama bu gece sizi şımartacağım. Buna hiç şüphe yok. İyi olmana çok sevindim. Aniden bana doğru uçtu ve bana öyle sıkıca sarıldı. Öyle ki şaşkınlıktan ciyakladım. Ben de geri döndüğüm için çok mutluyum. Beni öyle bir sıkmıştı ki zorlukla konuşabildim. Bayan Waters, bir yaram var. Aa, pardon, pardon. Serbest bırakıldım ve yavaşça güldüm. Söylesene, bugün kaç kişilik yemek yapayım? Thomas bizimle yemeyecek. Parmaklarıma bükerek saymaya başladım. Lawrence, yok, Frederick ve John demek istedim ama durdum. Hepsi bu, 3 kişilik. Kanın kaşlarım çattı, nedenini anladım. Bana senin Almanlarla görüştüğünü söylediler. Biriyle. Adı Frederick. Ve o benim arkadaşım. Bayan Waters başını salladı. Frederick'i davet etmeme izin vermesi için onu ikna etmeliyim. Bruno'nun bulunmasına yardım etti. O gelmezse ben de gelmem. Bunu söyleyelim. O gerçekten çok iyi bir insan ve bunu ona yapamam. Kadının gözlerinde kızgınlık parladı. Herkes evime bir Alman'ı aldım mı konuşacak. Onlardan biri geçen hafta marka dövmüş. O asker elbette sonradan cezalandırıldı. Ama bu meselenin özünü değiştirmiyor. Kusura bakma Theodora. Arkadaşının farklı olduğuna inanıyorum ama yapamam. Vicdan azabı hissederek eteğimin kumaşını buruşturdum. Siz de kusura bakmayın. Durumun çok zor olduğunu anlıyorum. Size baskı yapmamalıydım. Kadın omzumu okşadı. Seni anlıyorum tatlım. Kadın aniden geniş geniş gülümsedi. Belki size biraz yiyecek getirebilirim ve siz de piknik yapabilirsiniz. İyi fikir, teşekkür ederim. Anlaştık, hadi otur kahvaltı yap. Kahvaltı bittiğinde günün planını düşünmeye başladım. Hastaneden eve dönmeden önce John'un ofisine hiç bakmadım. Belki bir mektup bırakmıştır. Elbette hastanede izinsiz dolaşmak ve ortalığı karıştırmak işe doğru değil. Öte yandan John muhtemelen önemli olan her şeyi satan yanına almıştır. Geri hiçbir şey kalmamış olabilir. Ne yapmalı? Hastaneye git ve John'un ofisini incele. Kal ve işe başla. Bunu söyleyelim. Lanet olsun, gideceğim. Orada hiçbir şey yoksa en azından her şeyi kontrol ettiğimden emin olacağım. Ofise girmek benim için zor olmadı. Hasta sayısı azalmıyordu. Hala yeterli personel yoktu. Bu yüzden kimse ofiste ilgilenemedi. Doktor Mesbah'a başka bir oda vermişler. Boğazım düğümlendi. Etrafıma bakındım ve bu odayı tanıyamadığımı fark ettim. Bu ofise John'un ofisi yapan her şey gitmişti. Askıya düzgünce asılmış bir doktor üniforması ve masanın üzerine özenle katlanmış belgeler gibi küçük detaylar da yok olmuştu. Doktor resmen pat diye ortadan kaybolup buharlaşmıştı. Onu hatırlatacak hiçbir şey bırakmamıştı. Ancak hala bir şey vardı. Kokusu. Zar zor algılanan, baharatlı, reçineli narenciye aroması. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim, devam ediyorum. Bir su içeyim. Gitmedi şu sesim ya. Burayı okumuş muydum ya? Neyse. Derin nefes aldım. Gözlerimi kapattım ve sonra bir an için onun hiçbir yere gitmediğini hayal ettim. İşte tam önümdeydi. Dikkatle bakıyor ve hafifçe gülümsüyor. Bana doğru uzanıyordu. Bu hayalim kısa sürede buharlaştı ve gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalmamdan dolayı daha da berbat hale geldi. Arkadaşlar bir saniye. Ay. Tamam. Masaya yaklaştım. Topuklarımın sesi çıplak duvarlarda yankılandı. Parmaklarımı eskimiş ahşabın üzerine gezdirerek biriken tozu sildim. Eğer bir şey bıraktıysa da muhtemelen buradadır. Masa çekmecesini yavaşça kendime doğru çektim. Rahat bir nefes aldım. İçinde bir mektup vardı. Zarfın üzerine Theodora Avery yazıyordu. Bir
bir sandalyeye çöktüm. Zarfı titreyen parmaklarla açtım. Mektup küçüktü. Düzgün bir el yazısıyla yazılmıştı. Ama yazının kesinlikle acelesi vardı. Sevgili Theodora. Tam sen bu mektubu sana vermesini istemeye vaktim olacak mı bilmiyorum. Olmazsa umarım kendin bulursun. Sonuçta oldukça meraklısındır. Hoşça kal demeden gittiğim için üzgünüm. Biraz daha zamanımız olacağını düşünmüştüm ama ne yazık ki yanlış hesaplamışım. Sana teşekkür etmek istiyorum. Varlığından haberdar olmadığım bir parçamı keşfettirdin bana. Ya da tahmin ettiğim ama kabul etmek istemediğim bir parçamı. Kararlılığın, özgüvenin, azmi ve keskin zekan. Sana hayranım. Umarım bir gün tekrar görüşeceğiz. Kendine iyi bak. İmza John. Bu kadar. Onunla iletişim kurulacağına dair ne de bilgi, ne de bir adres ve açıklama yoktu. Hiçbir şey yoktu. Kafa karışıklığım zerre netleşmedi. Ancak hafif bir rahatlama hissettim yine de. Kağıdın bürüzü yüzeyini okşadım. Sen de kendine iyi bak. Mutlaka görüşeceğiz. Mektubu alıp eve döndüm. Bana işkence eden tüm soruları unutmaya çalışarak kendime işe verdim. İlişme sürecim neden Belçikalı askerinkinden bu kadar benziyor? John buna nasıl bir rol oynadı ve nereye kayboldu? Bugün hastane odasında Doktor Mesbah ile konuşurken ne hissettim? Bu sorulara cevap bulamayacağım gerçeğini kabul etmem gerekiyor gibi görünüyor. En azından şimdilik. Bu beni bir yere götürmeyecekse kendini yormanın ne anlamı var? Belki de hayata devam etmem lazım sadece. Her zaman istediğim gibi çalışmam ve yazmam lazım. Ve tüm bunları benim için değerli olan kişinin hayatımda öylece gidip kaybolmasına rağmen yapacağım. Değil mi? İç çektim. Ben pes mi ediyorum yoksa? Bu düşünceden içimdeki bir şeyler protesto derlesine sıkıştı. Sanki varlığıma karşı gelmek zorundaydım. Her şeyi bir şekilde yarım bırakarak, sonuna getirmeyerek. Bu sonsuza kadar sürmeyecek ama zamanı geldiğinde kesinlikle bu konuyla ilgileneceğim. Canım sıkılarak Margot'un röportaj notlarını düzenlemeye başladım. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etme umuduyla kendimi kandırmaya çalıştığımı farkındaydım. Gün yavaş akşama dönüştü. Mutfaktan Bayan Walters'ın ev yapımı yemeklerinin muhteşem aroması her yere yayılıyordu. Larves işi benden önce bitirmişti. Bu yüzden Frederick ve Yoko'nun yanına gidip pikniğimizin nerede ve ne zaman olacağını söylemişti. Onunla ikimiz her şeyi hazırlamak için erkenden piknik yerine gittik. Hava güzeldi. Melankolik ve taze bir sonbahar kokusunu getiren hafif bir rüzgar esiyordu. Lawrence son mumu yakmıştı. Harika, umarım sönmez. Yardımın için teşekkürler. Rica ederim. İş nasıl gidiyor? Pek iyi değil. Makalelerden birinin taslağını iki kez yeniden yazdım. Ancak yine de sonucu beğenmiyorum. Denemeye devam edeceğim. Vay canına, en iyilerimizin bile ilham sorunu olabiliyormuş. Yardımcı olabilirsem haber ver. Genç adam onayla başını salladı. Bir süre sessiz kaldı ve sonra sordu. Theo, nasılsın? Başımı kaldırıp ona baktım. Neden bahsediyorsun? Bir şeyin seni gerçekten çok rahatsız ettiğini görüyorum. Peki, dürüstçe cevapla, kaçamak bir cevap ver, yalan söyle. Dürüstçe cevapla diyelim. Lawrence ona karşı dürüst olmanı takdir ediyor. Tamam. Kafam karışık Lawrence. Ve çok yorgunum. John'un nereye gittiğini bilmek istiyorum. Bir de bu ölümcül yaradan beni nasıl kurtardığını. Onunla bağımızın tamamen kopmuş olmasını kabul edemiyorum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum ama ne olduğunu anlayamıyorum. Saçma sapan şeyler. Lawrence anlayışla gözlerime baktı. Hey hey! Biliyor musun, sanırım iyi bir gazetecinin özelliklerinden biri ne zaman işe ara vermesi gerektiğini bilmesidir. En azından bir süreliğine. Yorgunsun Tanrı aşkına, karnın delmişler senin. Tamamen iyileşmek için kendine zaman tanı. Tüm bu sorulara sonra geri dönersin. O sırada bu güzel akşam yemeğinin tadını çıkaralım. Rahat bir nefes aldım. Konuşmak bile bana çok iyi gelmişti.
yiyecekleri yerleştirmeye devam ettik. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar pardon. Sınıf başkanı olmak o kadar zor ki. Yani sınıf 50 kişilik bir sınıf düşünün. Ve öğretmenler var, hocalar var. Bu hocalar 50 kişiyle muhatap olmak istemiyor. Direkt bir kişiyle muhatap olmak istiyor. O bir kişi de sınıfa iletiyor bazı şeyleri. O kişi maalesef ki benim. Niye benim bilmiyorum. Ben seçildim. Nasıl oldu onu da hatırlamıyorum. Yani çok saçma sapan bir şey oldu. Ve tüm hocalar bana yazıyor. Aşırı sinir bozucu yani. Tamam devam ediyorum. Yiyecekleri yerleştirmeye devam ettik. Yok ve Frederick birazdan burada olurlar. Gerçekten çok bekletmediler. Yakışan adımlar duyuldu. Merhaba. Ah, beraber gelmişsiniz. Yolda karşılaştık. Merakla askerin elindeki alete baktım. Terk edilmiş evlerden birinde bulunmuş. Seni bir SS alayım. Ay da yok, neyse tamam. Vay, yemeğe bak. Lütfen sofraya buyurun bayanlar ve baylar. Yeri serdiğimiz battaniyeye oturduk. Ben özür dilemek istedim. Ne için? Ben olmasaydım evde yiyebilirdik. Ama beni davet ettiğin için teşekkürler. Ben gerçekten minnettarım. Ya seni yerim. Yok, kaşlarını çatarak elini Frederick'in omzuna koydu. Bizim ne olduğun için mutluyuz. Asker mütevazı bir şekilde gülümsedi. Yemek gerçekten harika görünüyor. Tadı da bir o kadar güzel, garanti ederim. Bayan Waters elinden gelenin en iyisini yaptı. Yemeye başladık. Midem çok mutluydu. Bir an yanlış okuduğumu düşündüm. Yemekler basit ama çok lezzetliydi. Ayrıca son aylarda beslenmemiz oldukça kötüydü. Bu yüzden neredeyse sessizce yedik, anı tadı çıkardık. Aniden yok konuştu. Sıcak ne zaman bitecek? Sorusu rüzgar tarafından uçuruldu. İşgal etmedikleri yer neredeyse kalmamış. Frederick'e baktım. Parmak uçlarıyla çimenleri okşadı. Her şey ne kadar aptalca ve anlamsız. Frederick tereddüt etti ama sonra devam etmeye karar verdi. Seni hiç... Ona baktı, cümlesini kesti. Hayır, öldürmedim. Gözlerine yansıyan acı hüzün, sanki dile getirilmemiş bir en azından şimdilik içeriyordu. Bize kalan tek şey bugünü yaşamak. Sakinliğimizi ve metanetimizi kaybetmemek. Zaman her şeyi düzene sokacaktır. Bunun hakkında konuşmayalım, hadi. Herkes aynı fikirdeydi ama konuyu önce değiştirmek zordu. Yavaş yavaş akan nehre bakarak sessiz kaldık. Her birimiz çok farklıydık. Kaderin bir oyunu sonucu bir araya gelmiştik. Yalnızca John eksik. Kutlama yemeğimiz keder ve belirsizlik korkusuna bürünmüştü. Frederick aniden kemanı aldı. Çalabilir miyim? Frederick'i dinle, reddet. Tabii ki dinleyelim. Elbette. Kalktı, suya biraz daha yaklaştı. Derin bir nefes alarak çalmaya hazırlandı. O anın mahrem, gizli bir yanı vardı. Hepimiz beklenti içinde nefesini tutmuştuk. İlk notalar kulağa çok hoş geldi. Sessiz, biraz mütevazi, hikayenin başlangıcıydı. Parıldayan su sesine karışıp gizli bir kapı açmışlardı. Frederick enstrümanı daha sıkı tuttu. Parmakları hafif bir baskıyla kemanın üzerine kaydı. Melodi havada çırpındı. Etrafı dantelli bir pusla sardı. Kolay geçişlerin yerine biraz daha derin geçişler aldı. Biraz sinirli, çok samimi. Keman çalmıyor, ona şarkı söylettiriyordu. Ve aralarında oluşan bu bağ, kırılganlığında o kadar güçlüydü ki sanki evrenin sırlarını taşıyor gibiydi. Hayat tüm güzelliğiyle karşınızdaydı. Kemanın pürüzsüz hareketleri, tüm sevinçleri ve kederleri, inişleri ve çıkışları, sırları ve gölgeleri, acıları ve umutları yansıtıyordu. Son seslerin dalgaları bu anı mühürledi ve onu güvenli kalplere sakladı. Frederick kemanı indirdi ve dünya garip bir şekilde sakin bir sessizliğe gömüldü. Bir süre sonra genç adam tekrar bize döndü. Gözleri parlıyordu. Çok güzeldi.
Ben de bir şeyler söylemek istiyordum ama kelimeler kör bir bıçak gibi boğazıma tıkanmıştı. Fredrik bize döndü. Kimanı yanına koyarak oturdu. Uzun zamandır çalmamıştım. Pekala, seni temin ederim ki yeteneğini hiç kaybetmedin. Teşekkür ederim. Her şey bittiğinde bir yerde çalıp şarkı söyleyeceğim. Ben doktor olmak istiyorum. Kendime söz verdim. Eğer her şey yolunda giderse okula girmeye çalışacağım. Biliyorum, belki çok büyük bir hayal bu ve kendime bir şey zannediyorum ama... Hayır yok, hayalin büyük değil ve sen de kendini bir şey zannetmedin. Kesinlikle başaracaksın. Önemli olan başaramayacağını söyleyen erkekleri dinlememek. Evet, harika olduğunu ve her şeyi yapabileceğini söyleyenleri dinle. Ben onlardan biriyim. Ben de. Teşekkür ederim, çabalayacağım. Ben bir ara vermeyi düşünüyorum. Bir süre içinde odamı değiştirmek ve kurguda şansımı denemek istiyorum. Bir roman gibi mi? Evet, başaramayacağından emin değilim ama deneyeceğim. Bir şeyler ne zaman başarısız oldun? Harika bir kitap yazacağına eminim. Ya sen Theo? Evet, sana hayal kuruyor musun? Hayır, evet, hayır diyelim. Durum plan yapmak için fazla belirsiz. Bekleyip görelim. Şimdi kariyer yapmaya devam edeceğim. Umarım hepimizin hayali gerçek olur. Gelecekten bahsetmek az da olsa umut verdi. Yine sustuk ama bu sefer sessizlik yük olmadı. Yumuşak bir yünlü şal gibi omuzlarımızı sardı. Her birinizle tanıştığım için çok mutluyum. Sonunda ne olursa olsun buna değerdi. O sonbaharın akşamının kokusunu hala hatırlıyor gibiydim. Kuru yapraklar, çimenlerin boğuk aroması. Rüzgarın yanaklarıma nazik çokşadığını, saçlarımın oynadığını hatırlıyordum. Bu piknik benim en sevdiğim anılarımdan biriydi. Ve yine de bunca yıldan sonra acı çekiyordum. Sanki birinin kemikleri kalbimi sıkıştırıp eziyordu. Onları benden alan o el. Ama biliyordum, hepsi onları yüzümde gülümsemeyle hatırlamamı isterdi. Ben de gülümsedim. Nisan 1915 tarihli yazıya geldim. Amerika'ya dönüş. Bir şey unutmadığınızdan emin misiniz? Sanki. Konuk evinin sahibesi başını sallayarak derin bir iç çekti. Pekala, iyi yolculuklar canlarım. Tanrı sizi korusun. Hoşçakalın Bayan Waters. Her şey için teşekkürler. Gülümsedik, sarıldık. Ben Waters burnunu çekti ama göz yaşlarını eliyle çabucak silerek saklamaya çalıştı. Bana son bir kez sıkıca sarılıp eve döndü. Sana bağlanmış. Evet, en azından şimdilik sana kalıyorsun. O kadar üzülmez. Eve, Amerika'ya gitmeye karar verdim. Aldığım yaradan sonra sağlığıma kavuşmak beklediğimden daha uzun sürdü. Savaş muhabirliğinin gerçekten de yapmak istediğim işin olup olmadığını anlamam gerektiğini farkındaydım. Ana meydana giden yola baktım. Doktor John Roberts'ı meyhanede piyano çalarken gördüğüm ilk anı hatırladım. Güzel ve yumuşak melodinin seslerinden tüylerim diken diken olmuştu. Gidiyordum ve John, Amerika'daki adresini bilmediği için istese de benimle ilişime geçemeyecekti. Bu düşünce içimi acıttı. Bavula daha sık sarıldım. Merhaba. Gülümseyerek yoka el salladım. Peki, hazır mısın? Muhtemelen. Fredrik nerede? Bilmiyoruz ama umarım yakında gelir. Theo'yu araba bekliyormuş şimdiden. Kısa süre sonra ufukta uzun bir asker figürü belirdi. Bize doğru koşuyordu. Özür dilerim, beklettim. Sorun değil, tam zamanında geldin. Hepimiz çok üzünlüydük. Kalbimin göğüs kafesine donuk bir şekilde çarptığını hissediyordum. Lawrence, Fredrik'i ve Yoko veda etmek, kendimizden bir parça koparmak gibiydi. Yakın arkadaş olmuştuk ve çok uzun bir süre birbirimizi göremeyeceğimiz düşüncesi canımı sıkıyordu. Ya da hiç göremeyeceğimizi. Yazmayı unutma, tamam mı? Çok yaz. Burnunu çekti. İyi şanslar Dora. Birkaç kez başımı salladım. Dördümüze sarıldık. Sımsıkı, hatta biraz umutsuzca. Birbirimize olan tüm sevgi ve minnetimizi bu kucaklaşmayla ifade ettik. O anda kalmak istedim ama gitme vakti gelmişti. Kendinize iyi bakın.
Son kez arkadaşlarıma baktıktan sonra beni bekleyen arabaya doğru gittim. Okyanus gemisinin gövdesine çarpan dalgaların sesini dinledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin toprakları görünmüştü bile. Eh, işte evdeyim. Rüzgar saçlarıma dolandı ve nedense bir rahatlama ya da neşe hissetmediğimi anlamaya çalıştım. Gözlerini kapayarak hayallere daldım ve bir an için John'un yanımda olduğuna inandım. Elini sırtıma koyuyor, bana korumasını ve yakınlığını sunuyor. Ben de düşünmeden kabul ediyorum. Onu bulacağıma kendime söz verdim. Az olsa elimde bazı bilgiler vardı. Örneğin Oxford'da okuduğunu ve babasının da doktor olduğunu biliyordum. Bir şekilde iyi olduğundan emin olmanın umuduna tutunuyordum. Deniz havasının boynumu gıdıkladığını hissederek iç çektim. Kendimde gurur duydum. İstediğimi elde etmiş olmanın gururunu, yapabileceğim kanıtlamanın gururu. Ama istediğim tatmin duygusunu bir türlü yaşayamadım. Son olaylardan sonra arada bir yerde sıkışıp kaldığımı hissettim. Ağaçsız bir ormanda kaybolmuş gibi. Şimdi ne olacak? Cevabını bulamadığım bir soru daha. Kendimi çok garip bir şekilde yalnız hissettim. Yalnızlık. Doğru tarafa yönlendirilebilir. Belki iş dengeyi bulmama yardımcı olur. Planım ev hanımının sırları dergisinden istifa etmek ve şansımı başka gazetelerde denemekti. Sonunda bir şeye başvururken gösterecek bir şeyim oldu. Başarılı olacağım. Kesinlikle olacağım. Kafamı toparlamaya çalıştım ama sadece boş boş duvara baktım. Birden cebimde telefonum titredi. Jamie. Aç açma. Aç diyelim. Alo? Jamie telefona cevap vermeni sevindi. Tamam. Özür dilerim Eldrey. Zor bir gün geçiriyordum ve sinirimi senden çıkarmış oldum. Hiç sorun değil, anlıyorum. Akşam yemeğini yeniden planlayalım olur mu? Sana sonra yazacağım. Evet tabii. Vedalaştık, telefonu kapattım. Jamie iyi bir arkadaşımdı. Hatta belki de fazla iyi. İç çekerek hatıra kutusuna baktım. İşini biraz karıştıktan sonra ayrılmadan önce Bayan Waters'ın bana hediye ettiği broşu çıkardım. Güzel, onu taksam mı? Broşu saklama, broşu kutuya geri koy. Bunu söyleyelim. Broşu bıraktın, tamam. Broşu avuçlarımın içinde sıktım. Bana Belçika'daki evimi hatırlattı. Tatlı oturma odasını, sahibesinin sıcak gülümsemesini ve mükemmel yemeklerini. 1915'te eve döndükten sonra Amerika'daki hayatım sakin geçiyordu. Ortalama bir gazetede iş bulabildim ama çok başarılı sayılmazdım. Baş döndürücü bir kariyer yapamadım ve hala ciddi konularda yazmama izin verilmiyordu. Ancak her halükarda ev hanımının sırrı dergisinden iyidir. Özel hayata gelince. Romantik ilişkiler kurmazdım, birkaç kişiyle çıkmıştım ama ciddi bir şey yaşanmadı. Bunu söyleyelim. Kendime söz verdiğim gibi John'u bulmaya çalıştım. Ancak şu ortaya çıkmıştı ki, öyle biri yokmuş. Daha doğrusu Londra'da elbette bir sürü John Roberts vardı ama hiçbiri benim John'um değildi. Oxford arşivlerinde böyle bir öğrenci yoktu. Sonunda kendimi yine çıkmazda buldum. Bir süre sonra şansımı daha fazla denemek için gücüm de kalmamıştı. Cevabı olmayan sorular sormaktan yoruldum. Gerçeği öğrenmeden bu fikirden vazgeçmek zorunda kaldım. Ve bu benim için çok zordu. Ancak zamanla onun yanında durmanın, dokunuşunu hissetmenin nasıl bir şey olduğunu unutmaya başladım. Anılarım zamanın suları tarafından silinip gidiyordu. Sonsuza kadar aynı kalacağım arkadaşlarımı düşündüm. Yok, istediği gibi doktor olmuştu. Doktor Mesbah gönderildikten sonra Himvard'daki hastanede başhekim görevini bile o üstlenmişti. Savaşı atlatmıştı ancak 1922'de İspanyol gribine yakalanmış ve bir daha asla iyileşememişti. Friedrich'ten 1918'de son mektubu aldım. Tayininin başka bir yere çıkabileceğini bildiriyordu. Bir daha da yazmadı. Larves ve ben onun Mannheim Muharebesi'nde öldürüldüğünü öğrendik. Ben bunu bilmiyordum. Öldürüldüğünü. Ayy.
Ay, kim yaptı? Ay. Larves'in kendisi ise tüylerim diken diken oldu. Dilim aniden yapışkan, yabancı bir hale geldi. Ve 1940'ın o tarihsiz günü gözümün önünde geldi. Fransa bin, sene 1940. Tekrar merhaba Fransa. 26 yıl önce olduğu gibi yeniden Avrupa'daydım. Yine aynı amaçla, savaş muhabiri olarak. Savaş muhabirliği konusunda pek tereddütüm yoktu. Son yıllarda sıkışıp kaldığımı açıkça hissetmeye başladım. Otomatiğe bağlamış yaşıyordum. Yeni insan veya yerler ilgimi çekmiyordu. Bu kadar çok sayıda ülkeyi kapsayan ikinci savaş çıktığında gazete yönetimi diğer muhabirlerle beraber gitmemi önerdi. Kabul ettim. Bu öneri bende çoktan unuttuğum macera sevgimin yeniden ateşlenmesine sebep oldu. Etrafıma bakınırken diğer gazetecilerin yüzlerini inceleyip tanıdık birilerini aradım. Bu sefer ilkinden daha korkunçtu. Birden John'un sözlerini hatırladım. Haklıymış. İnsanlık kendini yok etmeye çalışıyor. Ağır bir el aniden omzuma indi. Arkamı döndüm. Ya canım benim. Lawrence merhaba, ona sarıl, elini uzat. Sarıl diyelim. Eski dostumun boynuna atladım. Bana sıkıca sarıldı. Birbirimizi en son 1932'de gördük. O zaman Lawrence yazdığı kitabını reklam turu için şehrime gelmişti. Bu arada kitabı mükemmeldi. Lawrence bana ilk baskıdan imzalı nüshayı hediye etti. Tüm bu süre boyunca mektuplaştık. Her ikimizin de Avrupa'ya gideceğinden haberimiz vardı. Görüşmek üzere anlaştık. Ebedi gençlik için ruhunu birine mi sattın? Tanıştığımız günkü gibisin. Güldüm. Genetik konusunda şanslıymışım. Gerçekten de sıra dışı bir durumdu. 51 yaşındaydım ve zerre değişmemiştim. Ama o zaman bunun ölümsüzlükle bağlantılı olabileceğini hayal bile edemezdim. Lames artık 57 yaşındaydı. Şakaklara beyazlamış, kırışıklıkları daha da belirgin hale gelmişti. Ama yine de hala aynı Lames'ti. Zeki, cesur, dikkat çekici, karizmatik bir adamdı. Kahretsin, seni görmeme çok sevindim Theo. Ben de seni. Sadece senle ben kaldık diyecektim neredeyse. Onun da bunu düşündüğünü biliyordum. Onun da yok, Frederick ve John'u andığını biliyordum. Lames içini çekerek gözünün hüzünlü gülümsedi ve hafifçe omuzuma vurdu. Otobüse binelim mi artık? Bana yolculuğunu anlatırsın. Hadi gidelim. Bizi ve diğer gazetecileri üstlerden birine götürecek otobüse bindik. Otobüs hareket etmeye başlayınca sohbetimiz devam etti. Eski dostumla tekrar yüz yüze konuşmak aşırı zevkliydi. Sonra bana diyor ki, öde, yoksa herkese beni aldattığını ve bu yüzden boşanmak istediğini söylerim. Hadi canım. Evet, itibarımı mahvedeceğinden çok korkmuştum. Onunla evlendiğime inanamıyorum. Aklım neredeydi acaba? Tanrı'ya şükür ki kurtulmuşsun. Değil mi? Ama en çok ne... Acaba ne diyecekti? Otobüs aniden sarsıldı ve hava tehditkar bir şekilde titreşerek Larmes'in cümlesini böldü. Ne? Bir sonraki şiddetli dalgası camları patlattı. Kırık parçalar salona uçtu. Ne olduğunu anlamadan yüzümü ellerimle kapatarak dehşet içinde seyirdim. Bir kez daha sarsıldık. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde. Her taraftan çığlıklar duyuluyordu. Bilincim bulanık olsa da her şeyi anlamaya başladım ve bir sonraki anda duyduğum yüksek patlama sesi tahminlerimi doğruladı. Kulaklarım çınladı. Burnuma, gözlerime ve ağzıma kum doldu. Theo! Lawrence! Bir sarsılma daha, çığlıklar, avuçlarımın yanması ve tek bir düşünce. Bu son. Ben... Cümlesinde başka bir bomba daha kesti. Bu sefer otobüsün çok yakınına, neredeyse tekerleklerinin altına, sağ bir yere düşmüştü. Her şey dönmeye başladı. Çok sıcak, havasız, çok acı vericiydi. Her yerimde acı vardı. Sarsıldık, devrildik, tutunmaya çalıştık ama diğer yolcular bize çarptı. Kafamı vurdum ama bu darbe birçok darbeden sadece biriydi. Çığlık atmadım. Kan ve ateş kokuyordu. Uf.
Ben burayı görmek istemiyorum. Kendime geldiğimde bedenimin artık bana ait olmadığını hisseden gibi oldum. Acı vücudumun her santimetresine nüfuz etmişti. Hareket edemedim. Otobüs yan yatmıştı. Muazzam bir çaba sarf ederek başımı sola çevirdim. Ve onu gördüm. Lawrence. Elimi bir adamın vücudundan altından güçlükle kurtardıktan sonra Lawrence'in omzuna dokundum. Lütfen. Görmek istemiyorum. Beklemeye devam ettim. Bekledim ve bekledim. Ve ümit ettim. Her şeye rağmen ümit ettim. Şimdi uyanacak, gözlerini açacak, nefes alacaktı. Hayır. Hareketsizdi. Lawrence Benedict Barclay harika bir gazeteci, yazar, müthiş bir insandı ve benim iyi arkadaşım. Ölmüştü. Her nefes alışımı rıtıl sesler eşlik ediyordu. Gözyaşlarım kanı siliyordu. Sadece uzanıp sıramı beklemek istedim. Ama ölmeyeceğimi anlıyordum. Bu çok basit olurdu. Son gücümü toplayıp otobüsten çıkmaya başladım. Kahretsin, kahretsin, kahretsin. Seni bir SS alayım. İçimde her şeyin yandığını hissettim. Ve yine çok nadiren gelen şu garip bir his, sadece en güçlü duygusal patlama anlarında ortaya çıkan, ona boyun eğmemi isteyen karanlık bir güç. Gücü serbest bırak, sakinleşmeye çalış. Serbest bırak. Parmaklarımla yere tutundum. Etraftaki sessizlik bir çınlamayla bölündü. Ah! Da yok, seni alayım. Dürtüme teslim oldum. Kanımın kaynamaya başladığını hissettim. Tüm dünyayı silip yok etmek istedim. Tek bir toz zerresini bile bırakmadan yerle bir etmek istedim. İçindeki yabancı güç enerji kazanmaya devam ediyor. Tamam. Mor bir patlama. Kafatası patlamak üzereydi. Kulaklarımdaki gürültü artıyordu. Baskıya dayanamadım. Bilincimi kaybettim. Kinemeye ne kadar süre sonra geldim bilmiyorum. Ellerime baktım. Bu ne? Yaralarım kanıyordu. Peki şimdi neden iyileşmeye başlamış gibi görünüyorlar? Neler oluyor? Paramparça olmuş otobüse baktım. Kalbime binlerce iğne battı. Lawrence. Hıçkırarak güçlükle ayağa kalktım. Otobüste olan herkes öldü. Her bir insan. Ben hariç. Aklım takıldı. Düşüncelerim karıştı. Şok içinde olan bilincim bulanık bir lekeye dönüştü. Hayatta kalmanın imkansız olduğu bir durumda ikinci kez hayatta kalıyorum. Yaşlanmıyorum. 51 yaşındayım ve hala 25 gösteriyorum. Bunun genetik olmadığını kabul etmenin zamanı geldi. Sonuçta kardeşim tüm normal insanlar gibi yaşlanıyor. Üstüne güç veren bu tuhaf enerji. O lanet 1914 senesinde ne oldu bana böyle? Evet. Ay, Friedrich çok şey o, kafam çok takıldı ona ya. Neyse. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Güncelleme gününde, yani umarım güncelleme gününde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.